Emeklilere maaşlar %49,27'ye çıkarılarak bir düzenlemeye gidildi, meclisten geçti ama en düşük emekli aylığının 10 bin lira olmasıyla ilgili teklifte herhangi bir artış yapılmadı. Yani kök maaşı bir kenara koyarsak 7500 lira alanlar sadece %33'lük bir artış alabilecek. Seçim öncesi Erdoğan yeni bir artış yapmazsa Temmuz'a kadar hem asgari ücretin hem de açlık sınırının çok altında bir maaşa mahkum kalacaklar. Durumumuz çok kötü, yani içler acısı diyebilirim hakikaten. İnsanın evi olmadığı takdirde şu hayat şartlarında yaşayabilen insanlara gerçekten çok üzülüyorum. 7500 lira olan en düşük emekli aylığı 10 bin lira oldu. Temmuz'a kadar bu rakamla hayata tutunmak zorunda kalacak emekli. 4800 geldi bana, %49'dan akşam geldi. Tam yatarken gördüm. Görmez olaydım. Uykum kaçtı, sabaha kadar da uyuyamadım. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında önce ilk 6 ay için %37,57'lik artış belirlendi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. %5 ek zam açıklandı. Ama memur ve emeklisi %49,2 alırken eşitsizliğe yükselen tepkiye fazla dayanamadı iktidar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasıyla emekliye zam oranını %49,25'e çıkardı. Ama 7500 liradan 10 bin liraya çıkan en düşük emekli maaşında bir değişiklik yok. Düzenleme meclise geldiği gibi geçti. En düşük emekli maaşı alanlar bir yandan geçim derdiyle uğraşırken diğer yandan iğneden ipliğe gelen zamlarla boğuşuyor hala. Ben hep benden daha az maaş alanı düşünüyorum. Onlar bizi düşünmüyor ama ben onu düşünüyorum. Ben bu kadar parayla çok zorlanıyorsam o insan ne yapıyor? Ben çocuklarımı okutmuşum, büyümüşüm. 17.002 liralık asgari ücretin yanına bile yaklaşamayan en düşük emekli maaşı için tek umut seçim yaklaşırken bir seyyanen zam yapılması. Ben 26 sene tavan ücretten SSK keseni ödedim. Asgari ücrete yetişemiyorum. Daha ne söyleyeyim?